Toplum bir yöne gidiyor, devlet toplumu başka bir yöne sürüklemeye çalışıyor iki. Evet sevgili izleyiciler, yazı başlığımızı değiştirmiyoruz. Zira bu minvalde seri yazımız devam edecek. Çünkü ülkenin hali pürmelali zorunluluk arz ediyor mevzuların deşilerek irdelenmesine. Denir ya, nereye elinizi atarsanız elinizde kalıyor. Vahim bir uyuşmazlık var toplumla devlet ekseninde. Onun için de yazı başlığımızda toplum bir yöne gidiyor, devlet toplumu başka bir yöne sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullandık. Başlık muhteva itibariyle anlamlıdır ve derinlik arz edicidir. Detaylarına da gireceğiz. Yıllardan beri siz değerli izleyicilerimizle bugüne dek yapmış olduğumuz sohbetlerin ana ilkesi ve teması toplumun kanayan hadiseleri olmuştur. Memleket meseleleri, mevzuları dile getirip çözümüne odaklı rehber olabilme ya da köprü vazifesini görme adına çaba gösteriyoruz. Pek tabii ki yetkili ve etkilileri de dostane bir şekilde uyararak yapıyoruz. Ki basının da ana ilke ve temel görevi budur. Toplumun sesi olmak, olumlu veya olumsuz hadiselere bir ölçüde ayna tutmaktır. Söylediklerimiz şahsi ve kişisel değil, hep toplumsaldır, kamu adınadır ve kamu görevidir. Bu itibarla diyoruz ki, ülkemizde milli iradeyi elinde tutan güçler, her kim olursa olsun illaki milletin varlığına inanması gerekir. Milletin inancına bağlı kalmalıdır. Milletin tarihi, kültürü, aba ecdadı paralelinde yürümelidir. Yani geçmiş büyüklerinin tarihçelerine uygun adım atmaları lazım. Bu yolda gidildiği zaman ülke sorunlar yumağına dönmez. Bilakis var olan sorunlar çözüm rotasında eriyip gider. Ama bu saydıklarımızın hiçbirine uyulmazsa, hatta sayılmazsa sorunlar katmerli katmerli kabararak büyür. Nihayetinde vücut bulan sorunlar çözümsüz bir kimlikle kangrenleşerek mevcudiyeti hayat idamesini tehlikeye sokar. Acılar ve olumsuzluklar kaçınılmaz hale gelir. Ne yazık ki acıları yalnız onlar çekmezler. Elbette ki yek vücut olarak 84 milyon ülke insanı o acıları çeker ve yaşamaya mahkum kalır. Nitekim Türkiye'nin tek parti şeflik ve dipçik döneminden bugüne dek her 10 yılda bir yaşana getirilen postmodern mesaiyetçi, darbeci dayatmalar hep ülkenin ve milletin yarınlarına ket vurmuştur. Nice şişirilmiş sahte kurtarıcı kahramanlar ilan edilmiştir. Haliyle ülkenin altını üstüne getirmek isteyen hıyanet şebekelerinin de iştahı daha bir kabararak büyümüştür. İş başına hep onlar gelmiş veya onların namı hesabını birileri oturmuştur. Ülkenin tarihçesi açıkça orta yerdedir ki felaket tellalları her gün farklı bir mecrada haykırıyorlar. Bu itibarla diyoruz ki, devlet, devleti yönetenler, milletin iradesini elinde tutanlar, derenin bir kenarından toplumda diğer kenarından yürümesin, zıt kutuplar oluşmasın. Aynı derenin aynı kenarında birlikte yürüsünler. Kutuplaşma değil, safların daha bir sıklaştırılmasıyla ümmet şiarı oluşsun. İşte bunu da sağlayacak büyük bir birliktelik, ittifak gerçeği de Kur'an-ı Kerim'dir. Büyük bir cadde-i kübra denilen gerçekler manzumesinin ışığında yürümek gerekir. İslam tek rehberdir. Bu da tarih boyunca bu milletin dayandığı, güvendiği tek kurtuluş kaynağıdır. Ama görünen odur ki yıllardan beri toplum başka bir havada, siyaset bambaşka bir havada kendisine yaşam kulvarı belirlemiştir. Gelen giden, milli iradeyi elinde tutan zevat, bir müddet için bir şeyler yapmaya çalışmak istemişse de sonuç itibariyle gün gelmiş, beklenenlerin tersini yapmıştır ya da vesile olmuştur. Hal böyle olunca da toplum, ülke, devlet, devletin önemli kurum ve kuruluşları tümüyle enkaza dönmüştür. Kaldığı enkazın altında inim inim inlemekten de kendini kurtaramamıştır. Onun için daima millet ne diyorsa o olmalı. Anayasal gerçekler olarak da millet ne diyorsa devlet onu yapmak zorundadır. Antidemokratik, hukuk dışı yasa ve yönetmeliklerle bu ülke hiçbir zaman çıkış yolunu bulamaz. Tam tersine zikzaklı yollara girer. Ucu görünmeyen karanlık tünellere mahkum olur ve boğulur gider Allah korusun. Keyfiyete dayalı yanlış yasalarla, yönetmeliklerle ülke beklentileri yakalayamayacağı gibi halkta da bir süre sonra bıkkınlık getirir. Dünkü sohbetimizde de sizinle paylaşmıştık. Devletin bazı önemli kurum ve kuruluşları öyle bir hal almış ki ne hukuk, ne kanun ve ne de milli irade tanımıyor. Tamamen keyfiyet var, ahlaki bir çürümüşlük, politize olmuşluk var. Kurumların kapısına giden vatandaş bin pişmanlık içerisinde geri dönüyor. Bugün git yarın gel.
toplum bir yöne gidiyor, devlet toplumu başka bir yöne sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullanmamızın bir başka sebebi de şu. Devlet tüm çabalarıyla, uygulamalarıyla hukukun temel ilkelerine dayanmalıdır. Kanun devleti haline getirmek değil veya keyfi siyasetin işine gelir hale getirmek de değil. Hukukun temel ilkelerine uygun olarak adım atması gerekmektedir. Öyle olmazsa memleket acı çeker. Bakınız sevgili dostlar, Diyarbakır'ımızda son günlerde yapılan operasyonlara ilişkin birçok yetkili ve etkili zevatın ve hatta kamuoyunun görüşlerini dayanarak söylüyoruz. Bu operasyonlar çok geç kalınmış operasyonlardır. Hala da öyle inanıyoruz ki dirayetli devlet yetkililerinin gerek yargı erki olsun, gerek yürütme erki olsun, yani gerek Cumhuriyet Başsavcılığı olsun, gerekse valilik ve emniyet müdürlüğü olsun. Devletin tüm ciddi imkanlarını kullanarak PKK tehlikesinden daha fazla oluşabilecek tehlikelerle mücadele etmesi gerekir. Çünkü bu yapılan operasyonlar daha deveden kulak bile değildir. Öyle bir hal almış ki terör odaklarıyla işbirliği içerisinde olan çok yüzlülüğe sahip nice madrabas, vurguncu, talancı insanlar var. İşlerine geldiği zaman hangi kanaat güçlüyse daima ona göre renk değiştirirler. Terör yüz gördüğü zaman terörle iç içe olurlar. Siyasetin güçlü olduğu zaman hemen siyaset kulvarında rol alırlar. Bu kalemun gibiler. Çok değişik rol alan bu tür çıkarcı ve vurguncu çeteler arsa mafyasından tutun da devletin birçok kurum ve kuruluşlarına dahi el atmış durumdadırlar. Devletin o resmi makamları dahi neredeyse ele geçirme başarısındadırlar. Dünkü Söz gazetesinde yayınlanan Kalemin Dili köşesinde Sayın Ömer Büyüktimur'un bu tür arsa mafyaları ile ilgili yazdığı Diyarbakır'ın kabusu suç örgütleri 2 başlıklı yazısından bazı satırlarını burada sizlerin dikkatine sunmak üzere köşemize alıyoruz. Dünden devam diyoruz. Özellikle son bayram öncesi yapılan ve adına koyunlar adı verilen arazi mafyası odaklı operasyon pür dikkat çekici. Çünkü kentteki illegalitenin nasıl da palazlanıp büyüdüğünü göstermeye yetiyor da artıyor. Yapının alanı, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırmak, ihaleyi alanları tehdit ederek darp etmek, komisyon adı altında haraç almak, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verme gibi haller, zorbalığa direnç gösterenlere şiddet uygulamak, öldürmek, yaralamak, gasp etmek. İsnat edilen suçlamalar bu yönde. Yakalananların üzerinde ele geçirilen 29 adet ruhsatlı silah ve elde edilen para, çek ve senetlerle tapular. Her ne kadar operasyonun adı koyunlar taşıyorsa da aralarında nice aile ve isimler var. Ki onlar gibi niceleri var Diyarbakır'ımızda. Bakınız sevgili izleyiciler, Diyarbakır'ımızın AK Parti iktidarına rağmen yıllardan beri karşı karşıya kalmış olduğu böylesine karanlık belayı anlatan Sayın Büyüktimur'un bu yazısı anlayana yeter de artar bile. Ama burada biz de ilaveten Diyarbakır'ımızla ilgili can alıcı bazı konuları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere 14 Mayıs'ta yani 3 gün sonra Diyarbakır Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak seçimler için Can Hirahşane büyük bir yarış içerisine girmiş durumdalar. Mavi, yeşil ve beyaz isimli 3 grubun mücadelesi söz konusu. Ama gerçekten bu işin bu kadar zevkli ve tatlı olduğu o kadar bilinmiyordu. Sormazlar mı hayrola? Bu milletvekili seçimi değil, belediye seçimi değil, mahalle muhtarlığı seçimi değil. Bu sadece bir ticari kuruluşun idare heyeti ve başkanının seçimidir. Bu da Ticaret ve Sanayi Odası'na dayanmaktadır. Bizim araştırdığımız kadarıyla ve hatta içinde iş adamı sıfatıyla bir iş yerimizin de bulunması bize çok ibretli dersler vermiştir. Hayrete ve tacübe düşüren yolsuzluk ve usulsüzlüklerin oluşup çoğalması çok dikkat çekici olmuştur. İnanın sevgili dostlar, bizim orada öğrendiğimiz ve görüp yaşadığımız kadarıyla yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, hayali arsa satışları hem de ilin gelen giden valilerinin himayesi altında valilerin bilerek ya da bilmeyerek imzalarını attığını görüyoruz. Hatta bakanlığın dahi teşvikiyle yapılan bu oluşum gerçekten baş döndürücü bir hal yaşatmaktadır. Öylesine bir hal almış ki nitelikli dolandırıcılık had safhada. Devletin valilerini tenzih ediyorum ama niye bunca yolsuzluğa ve usulsüzlüğe göz yumulmuştur? Bakanlık nasıl bunlara bu kadar fırsat sağlıyor? Bunlar halkı açık ve alenice kandırıp dolandırmanın cesaretini kimden alıyorlar? Tapusu olmayan mağdur, fakir köylünün arsalarını yani meraları ellerinden alınıyor. Bakanlığın himayesinde istihdam yaratma adına verilen teşviklere rağmen tapusuz arsalar
hayali olarak dönümünü 100 bin lira hatta 120 bin liraya kadar yatırımcıya satmaktadırlar. Ve o yatırımcı sanki tapusu varmış gibi ödeme yapıyor. Ama bilhare ne tapu veriliyor ne de tapuyu verecek makam bulabiliyor. Vatandaş diyor ki ben buraya bir yatırım yaptım, tapuya ihtiyacım var. Fabrika kurdum, imalat makineleri koydum, işçi çalıştırıyorum. Kredi ihtiyacım var, bana tapumu verin. Ama kime dersin? Git gel zigzagıyla vatandaşa ha bugün ha yarın ha versem de sana arsa tahsisi olarak veriyorum ama tapuyu da şerhli olarak veriyorum aldatmacasıyla süründürüyor. Bunun başını çeken de neredeyse 20 yıldan beri gelen giden müteşebbis heyetlerinin başkanlarına rağmen illaki MÖ isimli organize sanayi bölgesi müdürü yürütüyor. Kanun diye bir şey tanımıyor, yasa diye bir şey yok. Hep tüzükler ve yönetmeliklerle milletin cebine giriyorlar, para alabiliyorlar. Peki alınan onca para nereye harcandı, nasıl harcandı ve niye şerhli tapu veriliyor? Hepsi meçhul. Oysa ki şerhli tapunun anlamı, yani gerçek manada tapu kadastroda kaydı kuydu olmayan, milletin arsalarına siyasi güç olarak el konulmuş ve yağmalama hali yaşatılmış ve yaşatılmaya da devam eden bir durum. Gerçekten vatandaş soruyor, bunun sonu nereye varacak? Acaba bu durum nereye kadar böyle gidecek? Keşke 10 gün içinde yapılan bunca arsa mafyası operasyonları gibi buraya da bir operasyon yapılsaydı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Teşkilatı ve Valilik tarafından buranın özüne de el atılırsa öyle inanıyoruz ki çok şeyler çıkacaktır. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Bekleyip göreceğiz ama soruya kimse yanıt bulmuş değil. En derin saygı ve sevgilerimle.